haftanın birincisini açıklamak için. Tekrar saydım. Ne az ne çok olsun. Tam 15 bilezik, 75 puanla. Hepiniz istiyorsunuz ama 75 puanla bu haftanın birincisi. Teşekkür ederim. Peki kazanan 75 puanlı Seda oldu. Derya Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki de. Gül anne bugün üzüldü ya, benim içime dert oldu. Şöyle 3, 4, 5, 6, 7, 8'ini benim... Ben bunların 7 tanesini Gül anneme hediye etmek istiyorum. Çünkü bugün ağladı. Benim de içimin yağları eridi. 7 tanesini ona hediye ediyorum. Müsaadenizle. Gül Nigar abla koşarak gidiyordu. Şimdi koşarak geliyorsunuz. Ağrımaz. Bacağı sakat biliyor musunuz? Hiç bakın ağrımaz diye geliyor. Ağrımaz. Altının çözemeyeceği hiçbir şey yok bu hayat. Dur, dur. Gerçi gramaj olarak aynalar. 3, 4, 5, 6, 7. 10 da ver. Hayır, hayır, hayır. 7 tane. Bak ekrana karşı söz verdim. 7 tanesi senin. Hadi iyisin Gül Nigar abla. Veriyor gelinine. Benim gelinim veriyor. İki kere puan verdin be. Şimdi İki siz ayda. Çok seviniyorsunuz fakat bir çiftim de çok üzülecek. Buraya veda edecek. Siz 75 puan alıyorken en düşük 2 puan... Cansular ve Ceylanlar. Buyurun buraya gelin. Evet, eleme potasına geldiniz. Üzgünüm sizi burada görmekten, gerçekten. Seda 75 puanlı haftanın birincisi oluyorken, Rojda da 70 puanlı haftanın ikincisi oldu. Yani aslında 5 puanla kaçırdın 15 bileziği. Bu hafta hepiniz rekora koştun hata puanları ile ilgili. Sedalardan 7 puan düştü. Cansulardan 8 puan. Rojdalardan 9 puan, Ceylanlardan da 10 puan düştü. Ve size her seferinde uyarıyoruz. Evet. Dersinizi iyi çalışın, malzemeleri yanlış kullanmayın, mutfağınızı temiz tutun, israf etmeyin. Daha ne kadar söyleyeceğiz bunu bilmiyorum. Şimdi Cansular mı gidecek, Ceylanlar mı gidecek? Cansu, nasıl geçti bu hafta? Burada olmayı hak ediyor musun? Eleme potasında. Bence hak ediyorum. Çok aşırı derecede emek verdim. Hani herkes verdi ama ben ilkim mesela Ceylangil, buranın artık profesyonel gibi bir şey oldular. Bizler ilkiz, ilk olmamıza rağmen 4 çeyrek kaldık ve daha fazlasını yapabileceğimizi düşünüyorum. Daha iyi yerlerde olmayı düşünüyorum. Yani kendimi de hiç elenecek gibi düşünmüyorum. Peki Ceylan, artık kaçıncı haftadasın? Ve kaçıncı defa burada eleme potasındasın? En yüksek cezaları siz aldınız bu hafta. 10 puan düştük. Yoksa sıralama bambaşka olurdu. Ya ben artık Gülhan annemin birilerinden de sıkıldım. Yani o varken hiç kimseye ihtiyacım yok ki. Kimseyle uğraşmaya, düşmana ihtiyacım yok benim burada. Onun verdiği sürekli biriler sayesinde ben buradayım yani. Tamam, hatalarımız oluyor ufak tefek. Ama kendi yeğeni de yaptı. Her şeyin suçlusunu beni görüyor ya, senin yüzünden, senin hataların yüzünden. Ama Cem de yapıyor, siz de görüyorsunuz yani. Artık Cem'le birlikte yarışıyoruz ve onun da birazcık benim kadar şeyinde değil, hani umrunda değil, bu kadar benim kadar hırslı değil aslında Cem. Çok sakin sakin davrandığı için gözünden kaçabiliyor bir şeyler ve evet, herkes hata puanları yapabilir ama ne yazık ki burada hatalar puanlara yansıyor. Evet. Şimdi sonucu artık açıklıyorum. Bu hafta Mutfak Bahane'ye veda eden çift Ceylan ve Cem mi, Cansu ve Hasan mı? Bu
mutfak bahaneye veda eden... Yok. Ah, ya. Gerçekten. Kıyamadınız mı bizi? Evet. Evet. Bu hafta eleme yok. Bu şansı ucuz ne olursun gerçekten. Lütfen iyi değerlendirin. İnşallah. Daha tamam iyi yerlerde olacağız inşallah. Peki puanları okuyorum. Seda 75, Rojda 70, Cansu 69, Ceylan da 52 puan aldı. Aa, inanmıyorum ben gerçekten bu puanla. Bu hafta beylerle yarıştınız. Uzun süre sonra ilk defa alıştırma haftası diyelim. Ama önümüzdeki hafta sizden bir tane hata bile görmek istemiyorum.